Şu anda Filipinlerin en güzel adalarından birisi Palawan Adası'nda El Nido bölgesindeyim ve gece hayatına gidiyoruz. Yanımda arkadaşlarım da var. Bianca var ve Sinan da yanımda. How are you Bianca? I'm good. Bianca Filipinli arkadaşımız. You're from Philippines. Yeah, I'm from Philippines. Just from here. But not in Palawan, in Cavite. And we are going to nightlife. Party, huh? We're gonna get snacks first. Snacks first, yeah. And Sinan da burada. Aynen, ben yine buradayım. Bianca ile aynı hostelde kalıyoruz. Hostelde tanıştık. Hadi dedik beraber takılalım, çıkalım ve sizlere bu gece Palawan Adası'nın gece hayatını ve sokaklarını göstereceğim dostlar. Burası El Nido bölgesinin merkez kısmı dostlar. Bugün cuma gecesi, etraf canlı. Şu an saat 8.30 akşamı. Herkes yeni yeni dışarıya çıkmaya başladı. Burada bir sürü restoranlar, alışveriş yerleri, barlar, kafeler, alışveriş yerleri ne arasanız var. Çok küçük bir yer ama çok da canlı bir yer. Şimdi akşam yemeği yemek için buraya geldik. Gece hayatına gideceğiz. Ağır yemek yemeyelim, hafif yemekler yiyelim dedik ve burada krepçiye geldik. Burada krepler var. 50 gördüğünüz 1 Amerikan doları ediyor. Ben şimdi Nutella'lı krep söyledim. 120 yani 2.5 Amerikan dolarına Nutella'lı krep yiyeceğiz. Kreplerimiz hazır dostlar. Nutella'lı krepimiz bu şekilde böyle. Vallahi bayağı güzel gözüküyor. What do you think? Do you like it? It's so good. Delicious. Nasıl kanka? Sen oğlum ne ara bitirdin oğlum sen? Ne ara bitirdin? Güzel güzel. Daha ben başlamadım. Hepsi full. Adam bitirmiş. Şimdi bir markete girdik. Alışveriş yapmak için. Bianca da burada. Ve Sinan bu gecenin damgasını koydu şu an. Ne yapıyorsun kardeşim sen şu an? Abi görmüş olduğunuz gibi Tando Ayrum, ben bunu araştırdım. Bu Filipinlerin kendi yerel içkisiymiş ve fiyatı inanılmaz ucuz diye okudum ben. Kaç para bu şişe? Bak bu 37,5'lık, 35'lik daha az, daha fazla. 375 mililitrelik. Aynen. Çeyrek 75 peso, yani 1,5 dolar. Oha. 1,5 dolar. Bu şişe 1,5 dolar arkadaşlar. It's only 70 peso, it's so cheap. 70 peso. 75. Ulan ne fark eder? 70, 75. 75'liği var, 145. Yani 3 dolar. 3 dolara geliyor. 3 dolara 70'lik içiyor. 1 var, o da 180. O da 3,5 dolara falan. İyi hadi al gidelim bakalım. Vallahi alalım. Adam işini iyi biliyor. Sudan ucuz diyorlardı arkadaşlar. What do you think about him? Ah, your drunk card. Alkolik. Professional drunk. He is alkolik. Alkolik. You gonna buy those two? İkisini de mi satın alacaksın diyor. I don't know, he is really alcoholic. You're scary. We will drink only a few beers and that's all. You're just gonna drink it straight? And with Red Bull. Oh. Also, he will buy one of Red Bull. Red Bull probably. Red Bull is there. More expensive this room. Yeah. Red Bull is more expensive than alcohol. Gerçekten bak, 115 diyor arkadaşlar. Bu 150. Red Bull is more expensive than alcohol. Just buy a Coke. Daha pahalı. Yani şu kadarcık Red Bull, şu alkolden daha pahalı. Right, just buy a Coke. Ve şimdi bu mekana geldik. Burası bence Palawan El Nido'daki en güzel mekanlardan birisi. Neden mi? Böyle denize sıfır bir mekan. Buradaki müzikler hep reggae tarzda çalıyor. Eğer reggae müzik seviyorsanız buraya gelmelisiniz. Ve mekan çok hoşuma gidiyor ya. Buradaki şu ağaçlar çok güzel gözüküyor. Dizaynı, ağacı, bar kısmı, her şeyi çok güzel. Aynı zamanda burada oturacak yeri de var. Saat şu an erken, o yüzden daha boş. Sonra zaten geceye doğru hareketlendiği zaman biz de diğer mekanlara hareket edeceğiz. Ve burası genelde bu şekilde. Hi bro, how are you? How are you? Hello. Good. This is for my YouTube. Oh, hello subscribers. Bu arkadaş İspanyol. Geçen gün tanışmıştık. Hatta bu mekanda içmiştik onunla beraber. Şimdi yine denk geldik burada. Evet ve bu masaya oturduk şimdi. Ve şimdi bu mekana oturduk ve sizlere Palawan'daki mekanlardaki alkol fiyatlarını göstereyim dostlar, merak edenler için. Öncelikle bira fiyatları burada görüyorsunuz. Bira fiyatları ortalama 100 peso'ya satılıyor burada. 100 peso da 2 Amerikan doları ediyor. Ben kendime Red Horse satın aldım. Bu Filipinlerin kendi birası. Extra Strong diyor. Güçlü, sert olan biradan. 2 dolar fiyatı. Ve burada Bianca da Pilsen satın aldı ve Pilsen de bu şekilde böyle 33'lük San Miguel Pilsen diye geçiyor. Bunun da fiyatı 2 Amerikan doları dostlar. Ve shot isterseniz shotlar 4 dolar.
Burada kokteyller isterseniz fiyatlar tamamen değişiyor. Burada rumlu olarak 180, vodkalı çeşitler 380 falan. Yani her çeşitte fiyatlar var. 3 dolarda da var, 5 dolara da, 7 dolara da var burada. Yani genel olarak Filipinler'deki alkol fiyatları ben şöyle söyleyeyim. Ucuz, uygun. Türkiye'ye göre çok iyi fiyatlar. 2 dolara mekanda bira içiyorsunuz. 4 dolara da kokteyl içiyorsunuz. Fiyatlar gayet iyi yani. Buraya Filipinler'e gelirseniz burada rahatlıkla hani ödeyebilirsiniz fiyatları. Ve mekanın içerisinde canlı müzik başladı. Size Filipinler'deki canlı müziği göstermek istiyorum. Good country. Thank you very much. My favorite one. Nice to meet you guys. Enjoy. Abi biz burada daha gece hayatına başlamadık. Hani önden bir bira içelim, sohbet muhabbet zaman ilerlesin diye buraya geldik. Sinan şimdiden sarhoş oldu ya. Bianca bir tane içti. Ben sadece bir tane bira içtik. Sinan marketten zaten bu şeyi satın almıştı. E ne abi, içtik? Daha bir şey içmedik ki. Adam Eredur'da dolduruyor içiyor ya. Eredur'da ne içtik yani bu? Mert içmedi bunu. Bunu da içiyorum. Bu da benim şişe. Ben normalde kendime o bardağı koydum ama içmedim. Hani bir yudum aldım, bıraktım. Kendime bir bira söyledim. Sinan kendininkini bitirdi, üstüne benim bardağımı da içiyor şu an. Normalde bu benim içkimdi. Benimkini içiyor şu an. Benim gece hayatı videolarına da bakabilirsiniz benim kanaldan. Hemen reklamını giremez. Sinan sağlam abone olun. Benim gece hayatı videoları da bayağı güzeldir yani. İşin ehli olduğum için güzel çekiyorum. Now he says to my video, you can check my nightlife videos on my channel. Don't forget subscribe me. He said. He is making his advertisement to my in my video. Suggestion my channel. You should charge him. Yeah. Yeah, you have to pay me money for this. Yıllarımızı verdik gece hayatına yani. Your advertisement in my video, you have to pay me $100, bro. Okay. Pay me $100. That is shameless plugging. Yeah, he is not good vlogger. Should pay him like $500 for how many followers do you have? On YouTube? Yeah. 48,000. You pay him like $200,000. $200,000. $200,000 is more better. Hong Kong dollar. Taiwan dollar. No, she said you had to pay $2,000 to me for this advertisement, bro. Because I said $500 for 10,000 followers, so that's $2,000. So he has to pay $2,000, huh? Yeah. Give me my $2,000, bro. Öyle bir param olsa abi zaten yani. Dikkat senin. Aynen, keşke. Dikkat senin. Keşke. But I like you. I like your mind. Yani o... Now you are trying for me. Yani okay, I give you... Mert. 10%. Wow, yeah. I give you 10%, so if I get $2,000, I pay you 10%, so $200 I pay you. $1,800 is mine, $200 is yours. Yeah, so pay him now. Mekana geldik, mekanına böyle dışarıdan getirdiğimiz içiyor. Durumlar vahim yani. Harbiden adam dışarıdan getirdi, içkisini içiyor ya. Çaktırmadan içiyoruz, ne yapalım? Neyse, hadi bu seferki benden olsun. Bir dahakine. Bir dahakine alırım ama $2,000. Eyvallah, 2000. Aa, by the way. Bu arada kendisi de sosyal medyada influencer falan değil ama kendisi sosyal medya yöneticisi ama kendi hesaplarına veya benim gibi influencerlara değil daha çok böyle markalara sosyal medya yöneticiliği yapıyor. Yani o büyük kurumsal şirketlere yöneticilik yapıyor hesaplarını büyütmek için. Now I explained your business. Oh. Yeah, yeah. Who are you? What are you doing? What's your business? I explained. Oh yeah. Yeah, you are working with brands. Yeah, I work with local brands and some individuals from the US. So but mostly Philippines companies. Mostly Philippines, yes. But I also have like a international client. Which kind of brands? Brands, right now I have food brands and some home stuff brand like the room spray. I also handle like They are selling home products. Yeah, home products. For example, cleaning
for no, like cooking. The homespray. That's their specific product that they sell. Like the diffuse, you know the aromatic oils. The one that they for smell. Yeah, for the smell. Okay. So you are putting corner of the room. Yeah, the for diffuser, smell. And then they put some oils, and then the room smells so good. And they also sell the room spray, then the linen spray. So everything has a natural scent, like the lavender, peppermint. So yeah, all aromatherapeutic. So you try grow up their accounts. Yeah, especially on TikTok and Instagram. That's my expertise. Only TikTok and Instagram. Yeah. Okay. Is it good business? Is it good business? It is. That's why I can also travel and work at the same time. Also, you are full-time traveler, same like me. You are backpacker. Yeah, I'm a backpacker. For example, I'm curious about Philippines, about this work. You are working with brands, for example, how much are you earning money? For example, if I work or if you work, how much can you earn in 1 month? For local, it's, yeah, for local. For local, I normally charge 25,000 pesos. How much dollar? Like $500. $500 each platform. Each brands. Yeah, each brand per platform. If they avail TikTok and Instagram, that's $1,000. Okay. So, how many brands do you have now? I'm handling 2 local brands and 1 international. Okay. You are working with 3 companies. Yeah. Okay. You are so busy. It's good business. It's a good business. Yeah. I hope you will earn more. Yeah, I'm talking to 2 more clients today. Maybe I can find one of Turkish company for you. Oh, yes. From followers. Please, hire me. If you're a company and if you need a social media professional worker, you should work with her. She can grow up your channels. You can just work TikTok, with her. Just TikTok and Instagram. Yeah. Sorry, that's my expertise. But you have to pay me 50%. Don't forget. Bize kendi yolumuzu bulalım falan dostlar ya, güzel arkadaş. Yeah, if some Turkish company inquired to me, that means that came from you, right? Okay. My followers will watch you. Yeah. They can send you a message. I will write here your Instagram name, and if they want, they can send you a message on Instagram. Yeah. But don't forget, you have to pay me 50%. Of course. 50%? 50%. 50%? Yeah. 30%. %30'ını veririm diyor. Çakal Carlos. Not seriously though, I can do that. %30 da iyi hocam. Okay, 30% for you. What? 70% for me. 30% for me. Okay, I agree. Give me your hand. Give me your hand. Okay, 30%. I accept. 30% for you, 70% for me. No, that's a hard work. Ah, come on. You said me 30%. You offered 30%. 30% for you. 70%. No, you said 30% for me. You said. No deal. It's a lot of work. Okay, 50-50, okay? 50-50. Okay, 50-50. Eğer Bianca ile çalışırsanız dostlar, %50'de biz de anlaştık falan filan. Neyse tabii her şey şaka dostlar, bu arada eğleniyoruz ama tabii çalışmak isterseniz de yazabilirsiniz. Şimdi dostlar, biz o mekandan kalktık ve sizlere eminim ki çok merak ediyorsunuzdur. Palavan adasında hayat nasıl? Burada hem eğlence hayatı, gece hayatı gezecek, görecek yerler gibi. Ben size şöyle bir bilgi vereyim öncelikle. Palavan adası ağırlıklı olarak kafa dinlemek için olan bir ada. Önceki videolarımda Boracay Adası'ndaydık. Eğer siz Filipinlere seyahat edecekseniz, gece hayatı, kalabalıklık ve hareketlik arıyorsanız kesinlikle Boracay Adası'na gitmelisiniz. Orada daha ağır bir şekilde gece hayatı, partiler var. Bu El Nido tarafı, yani Palawan Adası'ndaki El Nido, daha çok kafa dinlemelik ve sakin bir yer. Burada çok küçük bir alan. Yani bütün El Nido'yu, bütün sokaklarını gezmeniz için 10 dakikaya ihtiyacınız var. Küçük bir yer, sakin bir yer. Yani buradaki gece hayatı pek de hareketli değil. Genelde az önce oturduğumuz mekan gibi böyle sakin müzikler çalan, sakinlik kafasında olan bir yer burası. Kafa dinlemelik. Tabii burada da böyle elektronik müzik olsun, hareketli müzik çalıp gece kulübü tarzı yerler burada da var ama çok az var. Yani bulmanız çok zor. Genelde sakin yerler var burada. Hani otur,
hani çayını kahveni al ya da biranı al, sakin bir şekilde otur, zaman geçir yerleri var. Yani Palawan Adası kısacası kafa dinlemelik ve doğal güzellikleri gezmelik bir yer. Palawan Adası da daha çok eğlenmek için olan bir yer. Farklarını bu şekilde anlattım. Ben size şu an Palawan Enlil'deki gece hayatını göstermeye çalışıyorum ama buradaki mekanlar işte o kadar iyi değil. Yani çok güzel mekanlar var ama sakin genelde. Ve şu an ben kış zamanına geldiğim için burada yabancı turist oranı da çok az var. Örneğin burası bir bar. Burada ama müşteri hiç yok, görüyorsunuz. Normalde burada dans edilip takılıyor, eğleniliyor ama hello, how are you? Ama görüyorsunuz hiç müşteri yok. Yabancı müşteri var ama çok az arkadaşlar. Yani sokakları da görüyorsunuz bu şekilde. Yani gece 11 şu an saat ve cuma gecesi. Sokaklar pek de kalabalık değil dostlar. Yine de ben size elimden geldiğince mekanlara gidip göstermeye çalışacağım. Örneğin burada da bir mekan var. Burası bir gece kulübü. Yani bayağı bir hareketli, patlanan, eğlenceli olan, dans edilen bir gece kulübü. Ama görüyorsunuz burası da bayağı bir boş yer. Müşteri şu an pek yok, görüyorsunuz. Bu şekilde bir mekan. Hello, how are you? Good. Thank you so much. Ve mekan bu şekilde. Güzel bir mekan. Kaliteli, hoş. Ama işte mekanlar şu an burada boş. Yani genelde Palawan'da şu an kış vaktinde olduğum için müşteri az. Yaz vaktinde daha kalabalık olur ama dediğim gibi çok fazla bir hareketlilik beklememek lazım. Aa, bir tane kalabalık bir yer bulduk. Örneğin burada da bir yer var, Amigos isminde. Burası kalabalık iyi bir mekan. Size burayı bir göstereyim. Hello, how are you bro? Amigos. Can I check inside? İçerisi bayağı kalabalık. Hadi size bir içeriği göstereyim. Thank you.
mekandan çıktık dostlar. Bayağı bir eğlendik. Saat de şu an gece 1-2 falan gibi bir şey oldu. Yani size buradaki cuma gecesi Palawan Enlido'daki gece hayatını göstermeye çalıştım. Yani buradaki hayat kısacası bu şekilde. Çok aşırı çılgın bir hayat yok burada. Daha önce dediğim gibi burada daha çok sakin bir hayat var kafa dinlemeye gelenler. Ya burada Avrupalı turist çok olduğu için hani onlardan dolayı burada gece hayatı dönüyor. Ve bu şekilde dostlar şimdi biz artık geri dönüyoruz. How was your night? Good. It was good. Nice. Ve şimdi biz artık gidiyoruz. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Palawan'da videolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere dostlar. Diğer videolarda görüşürüz.